Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise mutlak değer. Çok güzel bir mutlak değer sorusu arkadaşlar. Denklem çözmeli var mı? Denklem hafiften birinci dereceden denklemler çözeceğiz ama olayı karıştırmamak ve ufak çeldiricilere düşmemek gerekiyor soruyu çözerken. Şimdi beraber çözerken de göreceğiz. İstersen videoyu durdur, kendini çözmeye çalış. Çözemezsen izlemeye devam et veya çözdüysen izlemeye devam et. Belki ben daha kısa veya daha hoş bir çözüm üretmiş olabilirim. Az bir zaman kaldı. Ufak ufak videolarla seni desteklemeye devam. Hadi bakalım sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki birbirinden farklı ABC tam sayıları için A'nın mutlak değeri ile B'nin mutlak değerinin toplamı 8'miş. B artı C'nin mutlak değeri 8. Bu da 8. Ve C'nin mutlak değerinden işte buradaki sayıyı çıkardığımız zaman bu kalıyormuş. ABC toplamının alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada A ve A, B veya C'yi ilk iki ifade eden elde edemeyiz. Ama şuradaki C tek bilinmeyen bu olduğu için C'yi bence elde edebiliriz gayet. Peki o zaman gelin C'ye beraber bakalım. Şimdi C için diyelim ki mutlak değer C eksi açtım parantezi. Şimdi şurayı mutlaktan kurtaracağım. 1 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki kök 2. O zaman 1'den kök 2 çıkarsa negatif bir sonuç oluşacağı için burası dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. Yani kök 2 eksi 1 biçiminde çıkar. Eşittir. Karşı tarafa bakıyoruz. 2 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki 2 büyük. Dolayısıyla olduğu gibi çıkacaktır. 2 eksi kök 2 dedim buraya da. Pekala, şimdi mutlak değer C eksi kök 2 artı 1 eşittir 2 eksi kök 2 dedim. Her iki tarafta eksi kök 2'ler mevcut olduğu için bunlar birbirini yiyecektir. Ve artı 1'i karşıya postalarsak mutlak değer C'nin 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi mutlak değer C 1 ise tabii ki C'nin değeri ya 1'dir arkadaşlarım ya da eksi 1'dir. Şimdi burası güzel. Burada bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar C 1 veya eksi 1 geldi yani. Biz buradan B'leri elde edebiliriz. Hangisiyle? İkinci verilen denklemle. Yani arkadaşlar C mesela örnek veriyorum. C1 ise mutlak değer içerisinde B artı 1 eşittir 8 olur. Buradan B değerimiz ya 7 gelecektir ya da eksi 9 gelecektir. Çünkü eksi 9'a 1 eklerseniz eksi 8 gelir. Mutlak değeri de 8 yapar değil mi? Pekala, iki tane ihtimal var dedik. Peki C eksi 1 ise ne olur hocam? C eksi 1 ise bakın şurası eksi 1 olursa B eksi 1'in mutlak değeri 8 olacaktır. Buradan B sayısı ya 9 gelir ya da arkadaşlarım eksi 7 gelir. Dolayısıyla B burada 9'dur veya B burada eksi 7'dir diyebiliriz. Şimdi gelelim hangisini kullanmadık? Birinci denklemimizi kullanmadık. Birinci denklemde ise eğer ki B 7 ise mutlak değer A artı 7'nin mutlak değeri 7 yapacaktır. Eşittir 8'den mutlak değer A eşittir. Ne olur arkadaşlar? Mutlak değer A eşittir 1 olur. Şimdi A'nın mutlak değeri eğer 1 ise A burada B 7 ise dedik. Ya 1 olacaktır ya da A eksi 1 olacaktır. Peki eğer ki B eksi 9 ise şimdi mutlak değer A artı mutlak değer eksi 9 eşittir 8 yapan bir denklem olamaz arkadaşlar. Denklem olur da çözüm kümesi boş küme gelir. Niye? Hocam şurası zaten 9. Bu 9'u karşıya atarsam eksi 1 kalır. Hiçbir mutlak değerli ifadenin sonucu eksi 1 olamaz. Demek ki B eksi 9 olamıyor. B eksi 9 olamadığı gibi madem öyle 9 da olamaz diyorum aynı mantaliteyle. Şimdi gelelim C eksi 1 ise B eksi 7 oluyordu ya. Mutlak değer A artı mutlak değer eksi 7 eşittir 8'e. Şimdi şurası zaten 7. Aynı mantık mutlak değer A eşittir 1 gelecektir. Mutlak değer A 1 ise A ya 1 olur ya da eksi 1 olur diyeceğiz. Şimdi burada da elememiz gereken şeyler var. Örnek veriyorum. C 1 dedik. B 7 oluyor. A ise eksi 1 olmalı. Neden? Çünkü birbirinden farklı demiş, A'yı 1 seçemeyiz. Aşağıda da C'yi eksi 1 dedik. B eksi 7 oldu. A eksi 1 olamaz, 1 olur diyeceğiz. Neden? Çünkü birbirinden farklı dediği için A ile C eksi 1 olamaz, ikisi aynı anda. Şimdi o zaman artık olaylar ortaya döküldü. Bunların toplamının alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş ya. 1 ile eksi 1'in toplamı zaten birbirini götürüyor. A artı B artı C 7 geliyor.
Buradan da yine 1 ile eksi 1 birbirini götürüyor. A artı B artı C eksi 7 oluyor. İşte bu toplamların alabileceği değerlerin çarpımı da, yani 7 ile eksi 7'nin çarpımı da eksi 49'u verir bize. Yani böylelikle cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Güzel bir küme sorusuydu. Çözümü meşakkatliydi fakat zaten bu da eleyici olmasını sağlar. Dolayısıyla sevgili gençler, bizim de işlerimiz zaten eleyici sorularla. Basit soruyu herkes yapar diyoruz. Eleyici sorulara bakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, ben sizin için faydalı olabileceğini düşündüm. Çözümünü de yaptım. Artık gerisi sizde. Afiyet olsun. Arkadaşlarım, diğer videolarda, diğer sorularda, diğer konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.